Akşama Paris'tesin. Kıskanıyorum. Yaşayacaksın orada. Eğlenmeye mi gidiyorum Ali? İş koşturmaktan soluk almaya bile fırsat bulamam, merak etme. Sen hiç değilse butiğini geliştiriyorsun. Bense bitmeyen romanımla rezil olmak üzereyim. Seninki sanat, benimki ticaret. Zorlanman doğal. Acaba öbür evli kadınlar da senin kadar iyi midir? Kadının iyiliği kocadan gelir. Sen kocaların en iyisisin. Şımartma beni. 15 gün ayrıyız. Kocam sen olmasan gözüm arkada kalırdı. Neden? Evi darmadağın eder, yangın falan çıkarırım diye mi? İş gezisini fırsat sayıp bana ihanet eder diye. Ama sen başkasın. Gördüğüm en dürüst... ve en tembel bir romanı 3 yılda bitiremeyen. İyi iş geç çıkarmış. Benim için yeryüzündeki tek kadının sen olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmesem seni yalnız bırakır mıydım burada? Karın butiğine model peşinde Paris'lerde, sen burada kış bekarı. İyisin. Gül benim havam suyum. Bekarlığın da canı cehenneme. Ya sultanlık? Onun da. Biz çapkınlık defterini kapadık oğlum. Evlenmeden önce nasıl? Her gece başka güzelle. Boşver. Aklıma bile gelmiyor hiçbiri. Reklamcılığı da mı özlemiyor? Hiçbir şeyi. Senin şu meşhur romanın ne zaman bitecek? Bazen paniğe kapılıyorum. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Eyvallah. Güle güle. Alo. Alo Gül. Canım benim. Hiç. Seni düşünüyordum. Roman mı? Sadece kağıt ziyanlığı. Sen gideli büsbütün kilitlendim. Tabii. Sen benim ilham perimsin. Ne? Yarın mı dönüyorsun? Harika. Yılın en güzel sürprizi. Sana bir hafta önce kavuşmak harika canım. Elbette.
saatte karşılarım. Havaalanında. Öpücükler. Ben içki istemedim ki. Hanımefendi yolda. Oturmamda sakınca var mı? Elbette yok, buyurun. Adım Jale. Öyle mi? Benimki Ali. Şerefe. Şerefe. Öğle tatilinde misiniz yoksa bugün çalışmıyor musunuz? İkisi de. Ne iş yapıyorsunuz? Yazarım. Ah, çok iyi. Şimdiye dek hiç yazar tanımamıştım. Ne yazıyorsunuz? Roman. Bildiğin var mı acaba isimleri? Pek bilinmez. Fazla meşhur sayılmam. Yazıyorum işte. Bakın sohbetimizi bozmak istemem ama biraz acelem var da. Kapıdaki Alfa Romeo sizin mi? Evet, nereden biliyorsunuz? Kullanırken gördüm, park ederken. Evet. Beni eve bırakabilir misiniz? Havaalanına yakınsa yolum da orası. Fazla uzak değil. Bırakırsanız sevinirim. Bırakayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İçeri gelip bir kahve içer misiniz? Bir başka zaman. Zahmetinize borcumu ödemek isterim. Düşünmeyin, 5 dakikanızı bile almaz. Pekala. Nereden bildin? 6. hissim kuvvetlidir. Bir dakika, ben karımı severim lütfen, lütfen. Seninki ihanet değil, kazasar. Ama bakın şey ben... bir dakika, lütfen bırakın, bakın. Bir dakika, bırakın lütfen. Yapmayın, lütfen yapmayın. Bırakın, bakın. Bakın şey ben... Lütfen yanlış anladınız. Ben gitmeliyim. Yalnız seni değil, evimizi de özlemişim. Yorgun musun? Neden sordun? Yani şöyle akşam içkili bir yere gidelim mi? Vakit geç olmadı mı? Saatin kaç? Saatimi kaybettiğimi biliyorsun. Ha say, unutmuşum. Ah!
Söyle bakalım, ne yaptın? Nasıl ne yaptım? Bu güzel saate hangi kabahatine borçluyum? Bir yaramazlık etmesen hediye almak gelmezdi aklına. Kalbimi kırıyorsun ama. Yapmışsındır. Yapmadım bir şey. Hadi söyle. Bir şey yapmadım diyorum. Hadi itiraf et. Vallahi yapmadım. Yapmadım bir şey. Hadi itiraf et. Yapmadım diyorum. Yapmadım. Gel buraya. Beni özledin mi? Hem de nasıl. Ev sensiz o kadar boş, o kadar tatsız oluyor ki. Sensiz çok sıkıldım. Oyalanacak bir şeyler bulamadın mı? Erken erken yattım hep. Seni düşündüm. Mutlu günlerimizi, kavgalı, sevgili, güzel evliliğimizi düşündüm. Yani kaçamaksız uslu uslu durdun öyle mi? Ben uslu çocuk değil miyim? Ne oldu? Beni romancı olarak ilgilendiren bir fıkra duydum. Eleştirmenin biri genç bir yazarın oyununu okumuş. Kutlarım, başarılı bir eser. Yalnız sonunda genç kız zehir içerek değil, tabanca ile intihar etsin demiş. Tabancaya ne gerek varmış? Genç yazar da aynı şeyi sormuş. Eleştirmen de uyuyan seyirciler başka türlü uyanmazlar demiş. Hoşuna gitmedi mi? Çok komik. Ben hep gülerim bu şarkı. Fıkra. Bana bir şeyler oluyor. Şaraplar olmalı. İkimiz de pasta kaçırdık. Kavuşma sevincinde. 10 gün ayrılık bana 10 yıl kadar uzun geldi. Bana 100 yıl kadar. İçmesem de seni görmek döndürdü başımı. İkinci balayımızda gibiyim. Uzun zamandır hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Hmm. İşte bir de şarap. Herhalde sarhoş oldum. Hey! Yarın şu önemli işlerinden fırsat ayırsan da... Hani hatırlıyor musun seninle ilk tanıştığımız o sahil? Var ya, oraya gidelim mi? Ciddi misin? Evet. Şimdi kışın orası ne kadar güzeldir. Harika, bomboş. Kimse yoktur. Harika bir şey olur ha. Harika. <Gidelim. gülüyor> Canım, seni çok seviyorum. Kanatlanıp uçacak kadar çok. Ya sen? Ben de. Kaç yıldır tamamlayamadığım romanımı hemen bitirecek kadar. Kızıyorsun diye ne zamandır roman konusunu açmıyordun. Çok incesin Gül. Roman yazma hevesiyle reklam şirketinden ayrıldıktan sonra 2 yıldır eve sen bakıyorsun. Evlilikte hayat müşterektir. Butiğin kazancı da iyi. Çok zarifsin. En ufak bir imada bile bulunmadın ama... Aması ne? Son günlerde asalaklık duygusuna kapıldım. Yazar olarak da yeteneksizim gibi geliyor. Delisin sen. Güveniyorum sana. En güzelini yazacaksın. Dönelim mi? Hoşça kal Victor Hugo. Hoşça kal İlhan Perim.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ufak bir şey, çam sakızı çoban armağanı. Seyahat iyi oldu. Dükkana yeni bir atmosfer getirmek istiyorum. Avrupa'yı yenilikler, modelleri, düzeni, her şeyi yenilemek istiyorum. Harika modeller getirdim. Müşteriyle siz ilgilenin. Başka telefon şey etmem lazım. Gül Apova siz misiniz? Evet. Dışarıdaki Alfa Romeo araba sizin mi? Evet. Ben emniyetten Necmi. Dışarıda biraz görüşmemiz mümkün mü? Tabii. Arabayı dün kullandınız mı? Yeni döndüm. Yurt dışındaydım da. Arabayı başka kullanan var mı? Kocam. İkimiz ortak kullanırız. Bazı gün o, bazı gün ben. Bütün bunları niye soruyorsunuz? Arabanın muayenesi tamam, vergisi ödendi. Başka bir mesele için hanımefendi. Beni merakta bırakıyorsunuz ama. Peki, kocanız dün kullandı mı arabayı? Evet, beni havaalanından aldı. Başkalarının kullandığı da olur mu ara sıra? Kardeşi, bir arkadaşı falan. Hayır, arabamızı çok severiz. Sadece ben ve kocam kullanırız. Araba sizin dükkana kayıtlı. Evet, reklam işlerinde kullanmak için. Kocanızın adresi? Kocamın adresi mi? Evet. Trafik suçu falan mı? Hayır, trafik meselesi değil. Adres lütfen. Levent, Şakayık Sokak 19. Açıklar mısınız lütfen? Bütün bunlar ne demek oluyor? Şimdilik kesin bir şey yok. Sadece bir ön araştırma. Hoşçakalın. Alo, ben Gül. Efendim? Yo, bana bir ay demiştiniz. Şimdi 45 diyorsunuz. Yakında 60 olur. Peki, 40 gün ama söz. Hoşça kal. Seyahat yaramış, Paris kokan bir halim var. Çok iyi görünüyorsun. Sen de. Nasıl geçti? Koşturmayla ama sıkıldım dersem inanır mısın? Öyle sıkılmanın darısı başımıza. İstanbul'u özledim iki haftada, kocamı, seni, evi. Kocan olacak o koca yaramaz nasıl? İyi, malum işte, derdi günü roman. O bitmek bilmeyen romanı. Gel bir çay içelim. Oldu. İki çay gönderin çocuklar. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sensiz yalnız. Sıkıntı daha ne yapacağımı bilemiyorum. Mankenliğe başla, başka yolu yok. Sonunda mecburum galiba. Gül Hanım, eşiniz telefonda. Söyle sonra ararım. Ama sanırım çok önemli. Git konuş şekerim. Merhaba sevgilim. Bizim Leyla ile çay içiyorduk. Mühim bir şey mi var? Karakol mu? Evet öyle, karakoldayım. Şakaysa ne yeri ne zamanı. Ayrıca da çok tatsız. Tatsız ama ne yapayım? Ben de senin kadar şaşkınım. Savcılık dosya hazırlamış. Ağır cezaya sevk ediliyorum. Onun için aradım seni. Bak Ali, bu gibi şeylerin şakasından bile hoşlanmadığımı bilirsin. Sen kızları ifade edeceksin, ben de peşinden koşacağım. Kıskançlıktan öldürebilirim seni. Hadi, üzme de ne istiyorsan onu söyle. Nedir başıma gelen ben de bilmiyorum. Sanırım bir yanlışlık oldu. Yardım etmelisin bana. Şaka yapacak halim mi var? Lütfen mahkemeye gel. Müzik
Üç şeyden suçlanıyorsunuz. Tecavüz etmek, anormal ilişkiye zorlamak ve eziyet etmek. Yani işkence. Diyeceğiniz bir şey varsa... Bütün bunları ben mi yapmışım? Bu suçlamalara ne diyebilirim? Hepsi yalan. Bizi haklılığınıza inandıracak belgeler lazım. Kefalet olur mu acaba? Kefaletle çıkamaz mıyım? Demek kefalet istiyorsunuz. Lütfen, hukuken mümkünse tabii. 10 milyon lira kefalet ücreti. Yemin ederim ki hiçbir şeyden haberim yok. Sapık ilişkilerle işkence denince anladım. Sen karıncayı incitmezsin. Meraklanma, parayı bulmaya çalışacağım. Teşekkür ederim canım. Sana güveniyorum. Kahve ya da çay... Ya da soğuk bir şey emreder miydiniz? Teşekkür ederim avukat bey. Şu an tek istediğim şey kocamın bir an önce kurtulması. Anlıyorum, çalışacağız. Yalnız önce işin mahiyetini görüşmemiz gerek. Beni size yollayan arkadaşım çok iyi bir ceza avukatı olduğunuzu söyledi. Eksik söylemişler Gül Hanım. Aynı zamanda çok pahalı bir avukatımdır. Butik yüzünden şu an sıkışık durumdayım. Ama kocamı kurtarmak için her borcu göze alabilirim. Fedakar olduğunuz belli hanımefendi. Doğrusu kocanızı kıskanmadım desem yalan olur. Çok iyi bir insandır, çocuk gibidir. Demek suçsuz olduğuna siz inanıyorsunuz. Bu çok iyi. Onu siz de görseniz siz de inanırsınız. Çapkınlık durumu? Sanırım her erkek çapkınlık eder. Bir rastlantı, ufak bir kaçamak. Bilemiyorum öyle bir şey yaptı mı. Bildiğim gözünün dışarıda olmadığı, beni sever. Kısacası az bulunur bir evliliğimiz var. Bu anlattıklarınız avukatlık ücretim kadar önemli. Savunacağım insanın haklılığına önce ben inanmalıyım. Benim için ipten adam alan avukat derler. Kocamın durumu da kolay değil. Tecavüz, işkence gibi çok çirkin iftiralar. Siz iftira olduğu kanısındaysanız ki buna ben de inanmış durumdayım. Eşinizi temize çıkaracağıma söz verebilirim. Tabii ücret konusunda anlaşmamız şartıyla. İnşallah bütçemin sınırlarını aşmaz. Böyle bir dava için 10 milyon alırım. 10 milyon mu? Bir insan hayatı ya da önemli bir namussuzluk damgasının silinmesi karşılığı çok bir para sayılmaz. Belki ama... Sizin için hiç yapmadığım bir şeyi yapacağım. 5 milyon. Buna eşinizi hapisten çıkartmak için gereken kefaleti de eklerseniz... Anlıyorum, kolay değil. Çalıştığım bankanın müdürüyle konuşurum. Sanırım kredi açmakta kolaylık gösterir. Çok üzgünüm Gül Hanım. Bütün kredi limitinizi kullandınız zannederim. Hem eviniz hem butiğiniz ipotekli. 9 yıldır bankanızla çalışıyorum Fuat Bey. Bana güveneceğinizi umuyordum. Kredi limitimi biraz daha arttıramaz mısınız? Size güvenim sonsuz. İnanın yardım edememekten sizin kadar üzgünüm. 24 saatte bu kadar krediyi hiçbir banka veremez. Ama ben yine de hesaplarınızı tetkik edip bir imkan yaratmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Size güvenebileceğimden emindim. Kocanızı bir an önce kurtarmanız dileğiyle. Gıdıkla da gülelim. Demek sana iftira attılar ha? Senin hiçbir suçun yok. Kimseye tecavüz etmedin. Etmedim. Neden yalan söyleyeyim? Mapusa kim düşse hepsi aynı masalı anlatır. İftiradan düştüm. Ama burada palavraya dokuz. Mesela bendeniz. Adım Azrail Nuri. Hapse girmeden 3 tabut çivilettim. Yani arkamda 3 cinayet var. Ama bana sorarsan cevabım hazır. İftira. Ha dur be. Seni arkadaşlarla tanıştırmayı unuttum. Bu muhterem Keriz Rıza. Hırsızların padişahı. Eyvallah baba. Övünme lan. Bu tirki Selim. Yan kesicilik dedin mi üstüne yoktur profesör. Kitabını yazacağım. Cepçilikte efsane. Ne diyorum sana, adamın gözünden sürmeyi çalar. Ama hangimize sorarsan iftira deriz. Onun için yutmadık yalanını. Neyse mesleğin ne? Kimsin? Burada akraba olacağız. Birbirimizi tanıyalım. Romancıyım. Roman yazarım. Yok be, mühim adamsın yani. Senin vakan tecavüz,
Uzun zaman buradasın. Seni Allah gönderdi be. Benim hayatım roman. Beni yaz. Kitabın ekmek peynir gibi kapış kapış. Hiç gelmeyeceksin sandım. Gelmez olur muyum? Kefaret peşindeydim. Nasılsın? Cehennemde nasıl olunursa. Kabusta gibiyim. Anlıyorum. Sen nasılsın? Dışarıdayım ama senden farksızım. Beynim durdu, düşünemiyorum. Geleceğini sanmıyordum. Kaçacağımı mı zannettin? Hayır ama... Hepsi geçecek. Çıkaracağım seni buradan. Onun için koşturdum. Seni seviyorum. Ben de. Bazı şeyleri açıklamak zor. Yani... olayı... Evet sevgilim, çekinme, anlat. Yanlış anlamandan korkuyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Arabamla Yeşilköy'e götürmemi istedi. Sana geliyordum. Seni çok özlemiştim. Yolumun üstüydü. Evet. Sonra kahve içmemi söyledi. Sonrasını bilmiyorum. Ama ona tecavüz etmedim. Çok üzgünüm. Ben de. Ama olan olmuş bir kere. Üstesinden geliriz. En iyi avukatı tutacağım sana. Her şey düzelecek. Üzülme lütfen. Ziyaret saati tamam. Alo, buyurun efendim. Banka mı? Müdür beyi rica edeceğim. Müdür bey yok efendim, dışarı çıktılar. Ben Gül. Benim hesaplarımı tetkik edip kredi limitimi arttıracaktı. Çok acele ve mühimdi. Bir şey söylemedi efendim. Bilmiyorum. Kendisiyle konuşmanız lazım. Müfettişler geldi, dışarı çıktılar hep beraber. Genel müdürlüğe gittiler. Ne zaman geleceklerini bilmiyorum efendim. Hay Allah. Ne yapacağım şimdi ben? Kocanız alkolik midir? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Davacı kadın bana saldırırken sarhoştu çok dedi. Kocam alkolik değil. İçki sever ama insanca. Hem ne arıyorsunuz hala? Delil. Bir şey bulamadım. Bulamazsınız tabii. Boşuna yormayın kendinizi. Rahat bırakın beni lütfen. Gidiyoruz. Özür dileriz. Hoşça kalın. Yandan söylemiyorum lan, bırak beni. Bir dakika. Ayıp olmasın. Ver bakayım. Fazla düşünmek zihni yorar. Rendeleme kafanı. Kişileri kaçırmamaya bak. En iyisi anlat şu hikayeyi bana. Tecavüz ettiğine göre dayanılmaz bir kadındı değil mi? İnsanın gözünü karartır bazısı. Feleğini şaşırtır. Ben tecavüz etmedim. Yorma kendini. Savcılar tornavida gibidir. Konuşturuverirler insanı. Farkına bile varmasın. Alırlar lafı ağzından. Mahkemeye bile kalmayacak. Suçsuzum. Aşk olsun Fuat Bey.
Çok özür dilerim Gül Hanım. Müfettişler ani olarak umum müdürlüğe götürdüler. Akşama kadar kurtulamadım ellerinden. İşte bütün muameleyi hazırlattım. Buyurun imzalayın. Sağ olun. Ali! Dışarı! Hadi iyisin, iyisin. Vay be. Çocuklar yavuklusu gelmiş ha. Olabilir abi, girin abi. Hadi uğurlar olsun. Çıkalım buradan. Sen şimdiye kadar sadık olduğum tek kadınsın. Ama bundan sonra inandırmam zor. Bana iyi davrandın ama... bilemiyorum işte. Bildiğim tek şey... seni çok sevdiğim. Sana ihtiyacım var. Yıldır romanım diye kafa ötüre, onca kağıt ziyanet, sonra birden vazgeçtim yazmaktan diye gel. Boyumun ölçüsünü aldım artık. Karıma yük olduğum yeter. Gül memnun, şikayetçi değil. Ben şikayetçiyim. Romanım bir umuttu. Borçlarımı ödeyecektim. Ama şimdi kendimi parazit gibi görüyorum. Sinirlerim bozuk senin. Dinle, sonra verirsin kararını. Kararım kesin benim. Aracı olursan... işe tekrar girmek istiyorum. Aptalca deterjan reklamları yazmak için mi? Para kazanmak için. Bana akıl vereceğine dediğimi yap. O kolay. Patron her zaman lafını eder. Ali'nin kaleminden fışkırır der. Aptallıkları icat eden bir zeka. Rahatla diye geldik buraya. İlk öpüştüğümüz yer. Neşelen biraz. Gören idama gidiyorsun zanneder. Öyle gibi. Galiba değişiyorum. Yeni bir adam oluyorum. Ben seni bu halinle sevdim. Kaç gündür düşünmekten beynim zonkluyor. Çok düşündüm Gül. Neyi? Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini. Roman yazmayı bırakıyorum. Gene işe gireceğim. Ne gereği var? Çok gereği var. Hatta Hikmet'le konuştum bile. Eski çalıştığım Fox reklama gireceğim. Ya romanı? Yerin dibine batsın. Yırtacağım hepsini. Delirdin mi sen? Aksine akıllandım. Sana yük olmaktan utanıyorum. Beni anla lütfen. Bu konuyu kaç kere konuştuk. Sana inanıyorum. Eminim en güzel romanını yazacaksın. Para kazanmak için şirkete girip... beynini reklam saçmalıklarıyla mı harcayacaksın? Ne çıkar? Para kazanayım da. Saçma. Butik geçinmemize yetiyor, mutluyuz. Ekonomik sıkıntımız da yok. Her şey mükemmel. Her şey mükemmel de ben rahatsız oluyorum. Benim de katkım olmalı. Romana sığınmak istemiyorum. Sanatına ihanet ediyorsun. Ama zorlayamam. Karar senin. Nasıl istersen. Şimdi zamanı değil sevgilim. Evet.
haklısın galiba. Benden kurtulacaksın ha. Sonunda buldum seni. İntikamım çok kötü olacak. Sürüm sürüm süründüreceğim seni mahkemelerde. Senden nefret ediyorum. Erkeklerden nefret ediyorum. Hepiniz kahrolun. Bu işte hepimizin açık ve kestirme konuşması gerek. Kırıcı da olsa bu böyle. Ben sizi suçlayan kadınla görüştüm. Hakkınızda hiç de iyi laflar etmedi. Çok inatçı. Sizi mahkum ettirmeye kararlı. Hapislerde süründüreceğim onu diyor. Caydırmak için para bile teklif ettim. Deli mi bu kadın? Ben tecavüz filan etmedim diyorum. Sakin olun. Tecavüz etmediniz. Benim görevim de bunu kanıtlamak. Aslında zor bir dava. Ama neden? Suçlu filan değilim ben. Onu suçlayan kadına sorun. İkiniz arasında bir olay ve kadın aksini söylüyor. Şimdilik bildiğim tek şey bu davanın hepimizi terleteceği. Gül Hanım, sizin gelmenize gerek yok. Burada bekleseniz daha iyi. Peki. Ben parkta beklerim. Kaybettim. Savcı aleyhimde dava açıyor. Aman Allah'ım. İçimde bir duygu var Ali. Her şey düzelecek. Fox reklama girmen de iyi oldu belki. Unutmana yardım eder. Ali bizim şirkette çalışamaz. Onu isteyen sizdiniz. İyi bir reklam yazarı olarak istedim. Ama tecavüz suçundan gazetelere geçen birini değil. Ama... Aması falan yok. Ali'yi sen getirdin, sen defet. Hem de bugün. Burası şerefli bir müessese. Senin sapık arkadaşını korumak yüzünden aptal durumuna düşmek istemem. Günahını almayın Ali'nin. Suçu kesinleşmedi ki daha. Ya iftiraysa? O zaman başka. Ama şimdi hemen söyle gitsin buradan. Ali. Ne oldu? Patron istediğim maaşı çok bulduysa biraz inebilirim. Şirketi özlemişim. Gül çalışırsam sıkıntıdan kurtulacağımı söylemişti. Galiba haklı. Şey, hoşuna gitmeyecek ama. Bir şey mi var? Açık konuş. Gazetedeki olay. İstemem. Patron haberi okuyunca... Evet. Saçma ama seni çok uygunsuz bir zamanda işe aldığımızı düşünüyor. Şirketin adını lekelersin diye korkuyor. Ortada sadece koca bir yalan var. Tanımıyor musunuz beni? Hem daha mahkum bile olmadım. Ben biliyorum. Ama kararlı. Mahkemede haktan yine girersin işe. Yani... işe girmemle kovulmam bir oldu. İnan bu işe senden daha çok üzüldüm. Bunları söylemenin... benim için çok zor olduğunu biliyoruz. Biliyorum.
Hoş geldin. Ne bu halin? Ne oldu? İşten kovuldum. Daha iyi. Ben romanına çalışmanı istiyordum. Şirkette çalışmakla yeteneğini harcıyordun. Hangi yeteneğimi? Aptallığımı mı? Yoksa beceriksizliğimi mi? Sana bir içki getireyim. Sinirlerine iyi gelir. Aa, öğleden sonra avukatla randevumuz var. Hilmi Bey telefon etti. Yola çıkmış. Neredeyse burada olur. Teşekkür ederim. Gecikmedim ya. Biz de şimdi geldik. Hayat tuhaf. Öyle cilveleri var ki. Kurtulamıyor insan. Bir çay ister miydiniz? Teşekkür ederim istemem. Nasılsınız bakalım? Nasıl olacağımız size bağlı Hilmi Bey. Araştırma halindeyim. Tüm detayları görüştüm. Polis raporları, hastane raporları, bizzat kadının kendisi. Ayrıca verdiği ifadenin tek bandı. Korkum şu, mahkeme kefaleti kaldırabilir. Çünkü her şey aleyhimizde. Aslında toplum suçlu istiyor. Polis, mahkeme, gazeteler, her şey aleyhimizde. Üzülmeyin, bahara nefis arabalarımız gelecek. Size daha iyisini veririz. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kalın.
Canım. Muhasebeci olmalıymışsın Gül. Hesap makinesinden kopamıyorsun. Büyük aşkın hesap defterleri. 6 yıllık konforumuzu hesap bilgime borçluyuz. Doğru. Arabayı sattım. Ne? Evet, hoşlanmayacağını biliyordum. Biliyordun da niye? Mecbur kaldığım için. Daha doğrusu senin iyiliğin için. Nasıl bir iyilikse? En sevdiğim şeydi. Tek lüksümdü. Avukat parası yetmedi. Hapse girseydin daha mı iyiydi? Neden surat asıyorsun? Ağrıma giden arabayı bana sormadan satman. Bana danışmadan hiçbir şey yapmazdın. Düşünemedim, bağışla. Düşünmedin mi? Düşünmek mi istemedin? Belki de hata ettim. Ama acelem vardı, mecburdum. Arabamı bir dakikada yok ettin. Özür dilerim. Bunları söylemeye hakkım yok, biliyorum. Zaten bundan sonra da hiçbir şey umurumda değil. Yazarlığı bıraktıktan sonra arabanın ne önemi var? Ben hep hayal peşinde koştum. Yeter. Yeter artık, sus. Sussam da böyle. Hayallerimle seni de kandırdım. Kandırmadım. Ne demek seni kandırdım? Ben aptal değilim. Ali, sen çok değiştin. Kendinden kaçıyorsun. Yenikliğe teslim olamazsın. Teslim olmak değil. Yazar olmadığımı anladım. Şimdi her şey para, para, para. Sıkıldım artık. Nereye? Bilmiyorum. İyi, kaç bakalım. Hep haklısındır ama unutma. Sen onunla sevişirken ben evliliğimizi ayakta tutmak için iş peşindeydim. Hatamı silah gibi kullanmaktan vazgeç Gül. Allah bilir daha kaç hatan, bilmediğim kaç kadın var. Senden başka kimse yok, biliyorsun. Biliyorum da Jale ile ne yapıyordun? Özür dilerim canım. Sinirlerim çok bozuk. Sen haklıydın.
Sokakta yürürken düşündüm de galiba ben saçmalıyorum. Beni bağışla. Lütfen affet. Affedecek bir şey yok. Kızgın değilim zaten. Sana ufak bir sürprizim var. Bir şey göstermek istiyorum. Ne? Gel buraya. Harikasın. Normal bir sevişme olmadığı belli. Vücuttaki çürük ve izlerden zor kullanıldığı anlaşılıyor. Ayrıca çamaşırların parçalanması, kolda ve omuzdaki sigara yanıkları, sapık bir sadistle karşı karşıya olduğumuzun kesin delilleri. Bu fotoğrafların savcılık ve yargı üyelerine yardımcı olacağı kanısındayım. Çürükler, diş ve sigara yanıklarının normal sevişmelerde olmayacağını görmeniz için. Ayrıntıları anlatmak zor. Hatta düşünmek bile. Aklıma geldikçe ürperiyorum. Çıldıracak gibi oluyorum. Size şimdiki duygularınız değil, olay soruldu. Sanığın ne yaptı? Yapılmaması gereken her şey. Birden bir canavar çıktı karşıma. Vuran, küfreden, beni sapık ilişkilere zorlayan, tecavüz eden. Tecavüz sırasında size işkence yaptı mı? Evet, önce yumruk vurdu. Bayılacak gibi oldum. Sonra beni sersemlettikten sonra emellerine kavuşması daha kolay oldu. Korkunçtu. Gözleri dönmüş, vahşileşmişti. Beni öldürecekmiş gibi geldi. Karşı koyamıyordum. Tükenmiştim. Bir ara boğazıma sarıldı. Boğacaktı. Size saldırırken konuştu mu hiç? Evet. Neler söylüyordu? Çoğu ağza alınmayacak şeyler. Utanç verici, çirkin. Ayrıca tehdit etti. Polise gidersen öldürürüm dedi. Keşke öldürseydi. O utanç, o unutulmaz acı biterdi. Bir insan değil, korkunç bir canavardı. Ölseydim. Ölseydim. Keşke ölseydim. İzninizle biz de görebilir miyiz resimleri? Teşekkür ederim. Şimdilik bu konuda bir sözümüz yok. Peki siz tanımadığınız biri olduğu halde Ali Bey'e neden içki ısmarladınız? Hayır, yalan. Yok öyle bir şey. Şimdilik öyle kabul edelim. Peki suçladığınız erkeğe arabasıyla sizi eve bırakmasını rica etmediniz mi? Hayır. Ne münasebet. Ali Bey'i evinize kahve içmeye de mi davet etmediniz? Tanımadığım bir erkeği kahve içmeye neden çağırayım? Böyle bir yalana kimsenin inanacağını da sanmam. Sarhoştu, tanımıyordunuz. Kahve içmeye de çağırmadınız.
Evet. Peki bu sadist yabancı evinize nasıl girdi? Candan ya da maymuncuk kullanarak mı? Hayati bir iş için telefonumu kullanmak istedi. İçtiği belliydi ve yabancıydı. Evet. Öyleyse sayın savcıya ve sayın yargıca bu sarhoş yabancıyı neden evinize aldığınızı açıklar mısınız? Ya da tanımadığınız sarhoşlara evinizden telefon ettirmek adetiniz midir? Hayır. Ama neden bilmem. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Güvendim ona. Acaba bu güveninizin sebebini sorabilir miyim? Yazarsınız değil mi? Evet. Ne gibi şeyler yazarsınız? Roman, öykü, reklam spotları. Kaçı yayınlandı? Birkaç hikaye, bir roman ve hikayeler. Sadece bir roman mı? Evet. 3 yıldır yeni romanımın üstünde çalışıyorum. Bu 3 yıl içinde kaç para kazandınız? Birkaç yüz bin lira. Yıl başına 100, ay başına 10 bin lira düşer. Bu kadarcık parayla nasıl geçindiğinizi anlatabilir misiniz? Evi karım geçindiriyor. Yani size karınız bakıyor öyle mi? Evet, karım bakıyor. Bu durum Türk adetlerine göre biraz ters gelmiyor mu size? Karımla bu konuda bir sorunumuz yok. O anlayışlı, çok iyi bir insandır. Romanım bitinceye kadar çalışmamı istemiyor. O başka konu. Sizce normal erkekler karısı kendilerine bakacağına, kendileri aileye bakmazlar mı? İtiraz ediyorum efendim. Bu soruların davamızla ilgisi yok. Bunlar kişisel meseleler. Biz şu anda sanığın kişiliğini öğrenmeye çalışıyoruz. Devam ediniz. Peki, roman da yazsanız bu ters durum, yani güçsüz bir erkek gibi karınız tarafından bakılmak hoşunuza gidiyor mu? Hayır. Gitmiyor tabii. Karınız size kaç yıldır bakıyor? 3. Peki, hoşlanmadığınız bir şeye 3 yıl nasıl katlandınız? Hoşunuza giderek mi? Söyleyin bakalım. Pek değil tabii. Karınızı sürekli aldatır mısın? Ben karımı hiç aldatmadım. Hiç mi? İyi düşünün, emin misiniz? Ya kahve içmek için evine girip tecavüz ettiğiniz Jale Hanım? Hayatımda ilk kez oldu. Sadece bir şaşkınlıktı. Daha doğrusu tuzak. Ayrıca ne tecavüz ettim, ne de işkence. Beni öyle bir duruma soktu ki kurtulamadım. Açıklaması kolay değil. Ben sadece aptallık ettim. Bilinçsizlik. Bir an zayıf düştüm. Hepsi bu. Demek bir kadının cazibesine alışık değilsiniz. Hiç görmediğiniz bir durum karşısında şaşırdınız. Ya da 3 yıldır karınız tarafından bakıldığınız için bazı zevkleri tatmak istediniz. Erkeklik onurunuzu korumak için. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni o zorladı. O mu zorladı, içinizdeki erkeklik duygusu mu, ya da gizli bir öfkeyle mi yaptınız bu işi? Ödeşmek için yani. Kurbanınızı içinizdeki öfkeyi boşaltabilecek biri olarak gördünüz değil mi? Hayır. Hayır, hayır! Ya parçaladığınız çamaşırları, bluzu, morluklar, diş izleri, sigara yanıkları? Ne ısırdım, ne can yaktım, ne de bir şey yaptım. Ya gördüğümüz fotoğraflar? Onlar da mı sahte? Adli tıpça tecavüzünüz kanıtlandı. Ve siz hala her şeyi inkar ediyorsunuz. Onu incitmedim. Zor kullanmadım. Ona hiçbir şey yapmadım. Jale hakkında uzak akrabasından şu bilgileri aldık. Fakat... Teşekkür ederim pek. İşimize yarayacak şeyler mi avukat bey? Şimdilik bir şey diyemem. Siz kocanız lehinde şahitlik yapabilir misiniz? Elbette. Jale Hanım geliyor. Gül Hanım,
kocanız daha önceleri size ya da başka birine şiddet eğilimli davranışlarda bulundu mu? Hayır. Kocam yumuşak huyludur, zariftir. Karıncayı bile incitmekten çekinir. Belki bilmediğiniz yerlerde... Hayır. Öyle insan değildir o. Kaç yıllık evliyiz. Bütün bu çirkin suçlamaları yapan Jale Hanım... sizce kocanızı niye itham ediyor? Nedenini bilemem. Akıl dışı bir şey. Bildiğim onu hapse attırmak istemesi. Yani sizce Jale Hanım yalan mı söylüyor? Nedeni meçhul. Ama düpedüz iftira. Hem de acımasızca. Sayın yargıcım, Jale Hanım'a sorularım olacak. Pekala, Jale Hanım'ı çağırın gelsin. Evet savcı bey, söz sizin. Sorularıma doğru cevap vereceğinize yemin edebilir misiniz? Elbet, tabii ederim. Suçladığınız beyin eşi Gül Hanım, kocasının ne tecavüz ne de işkence gibi bir şey yapamayacağını söylüyor. Buna ne dersiniz? Yalan. Benim iddiamın kanıtları var. Vücudumdaki yaralar, yanık izleri. Sonra beyefendinin saldırı sonu bıraktığı malum şeyler. Hanımefendi beni yalanlamakla kocasını değil, kendi kadınlık onurunu kurtarmak istiyor. Bu kadın mahkemeyi bıraktı, benim kadınlığımı eleştirmeye başladı. Sinirlisin Gül, içiyorsun da. Olayları çarpıtmaya başladın. Sarhoşum ama hayal görmüyorum. Kadın bana dil uzatırken ben orada yerin dibine geçtim. Sanki mahkeme edilen sen değil, bendim. Bir insan o kadar rahatça yalan söyleyemez. Belki de doğruydu söyledikleri. Sana inanmamın altında belki de kadınlık onurumun korunması vardı. Doğru olan bana inanman. Bu inanç kaybolursa... Ne olur, gerçek mi aydınlanır? Hayır, sadece kırılırım. Bencil konuşma. Söz konusu olan benim namusum. Irz düşmanı olarak suçlanan benim. Bense sadece kendimi düşünür oldum değil mi? Bencilim. Meseleye lütfen bir de benim açımdan bak. Kocasının aldattığı bir kadın. Konuş, konuş Gül. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Aptal gibi hiç tanımamaktan daha iyi. Sen kadına işkence etmemiş bile olsan... evine gittiğin, onunla yattığın gerçek. Bunu sen de onaylıyorsun. Onurumdan söz edince niye bencil oluyorum? Hem suçlu hem güçlüsün. Yeter. En iyisi bu konuyu kapayalım. İkimiz için de kırıcı oluyor. Kapatsak ne olur? Hatta sen mahkemeyi kazansan bile ne değişir? Gene de içimde kırık bir şeyler kalmayacak. Alo, evet İlmi Bey, buyurun. Evet, evet tabii. Hemen geliyoruz. Teşekkür ederiz. Avukat bizi yazıhanesine çağırdı. Çok mühimmiş. Açık konuşmamda yarar var. Kendimizi aldatmayalım. Lehimize ne tek delil var, ne de tanık. Bizi buraya mühim diye çağırdığınız şey bu muydu avukat bey? Hayır, bir umut ışığı belirdi diye çağırdım. Benim avukatlığım belgesiz gevezeliklere değil, mahkeme dışı araştırmalarıma dayanır. Ben gidip Jale ile rastlaştığınız Zokal'in garsonuyla konuştum. Bana o gün olanları anlattı. Evet. Şahitsiz ve delilsiz olduğumuz için mahkemede Jale'nin sözleri esas alınıyor. Söylediklerinin doğru olduğu varsayılarak hüküm giyeceğiz. Ama kadının tek yalanını kanıtlarsak durum lehimize dönebilir. Bu kez tüm iddialarına... kuşkuyla bakarlar. Garsonla ne konuştunuz? İçkiyi kadının ısmarladığını, sonra kalkıp masasına oturduğunu ve birlikte çıktıklarını. Halbuki mahkemede ben içki ısmarlamadım dedi. Sağ olun İlmi Bey. Sağlam yerden yakalamışsınız. Gelecek celsede garsonu şahit olarak dinleteceğim. İyi düşün. Mahkemede hayır dersen ne kaybedersin? Ama dediğim gibi konuşursan beni kazanırsın. Bizim Yüksek Yargı Kurulu'ndan ricamız, dinlenmesini talep ettiğimiz yeni bir tanığın kabul edilmesidir. Jale Hanımefendi, yüksek huzurlarınızda ettiği yeminde, sanık Ali'ye içki ısmarlamadığında ısrar etmişlerdi. Şimdi huzurlarınızda sorguya çekilecek tanık garson, aksini söylerse hanımefendinin öbür iddialarında doğru olmadığı anlaşılır. Şahin Şimşek, Şahin Şimşek! Sanık Ali Jale Hanım'ın kendisine içki yolladığını... sonra da davet beklemeden kalkıp masasına gittiğini iddia ediyor.
Oranın garsonu olduğun için olaya tanık olmuşsundur. Evet. Anlat, dinliyoruz. İçkiyi ben götürdüm. Ama söylediğiniz gibi değil. İçkiyi hanıma bey ısmarladı. Kalkıp onun masasına da kendi gitti. Artık yeter, dolaşıp durma öyle. Hapishanede buna volta diyorlar. İçeride zaman öldürmenin en iyi yolu. Her şeyim sıkmaya başladı artık seni. Ortak bir sıkıntı yaşıyoruz. Hapse girecek olan benim. Hapse girme sebebini yaşayacak da ben. Kocasının ihanetini taşımak hapiste yatmaktan daha mı kolay sanıyorsun? Ben sana ihanet etmedim Gül. Mahkemedeki savunmanın özü işkence etmediğinde, onunla yatmadığın değil. Sen de böyle konuşursan ben ne yapacağım Gül? Sen mecbur ettin. Yaptığın kaçamağı hoş görmeye çalıştım. Ama her şey benim üstüme yüklendi. Saptırma konuyu lütfen. Şu an derdimiz o değil. Senin değil belki ama benim derdim. Mesele benim onurumu zedeledi. Sana inanmam aptallık mı diye düşünmeye başladım. Bana inanabilecek tek insan da seni sanıyordum. Tut ki kadın manyak, uyduruyor. Ya garson, o da mı deli? Beni kınayacağına bir an kendini benim yerime koy. Yalanlar çoğalınca acaba yalan söyleyen sen misin diye düşünemez miyim? Hiçbir şey bilemiyorum. Uyumak istiyorum. Yoksa düşünceler delirtecek beni. Sizce Bayan Jale kocanızı neden suçluyor? Karınız tarafından bakılma hoşunuza gidiyor mu? Karınızı hep aldatır mıydınız? Bayan Jale'ye karınızın parasıyla geçinmenizden doğan öfkenizi boşaltmak için mi tecavüz ettiniz? Ne oldu? Hiç. Karar. Tanıkların ifadesi ve deliller sonucu suçunuz kesinleşmiştir. Ceza kanununun 429. maddesinin 1. fıkrasına göre 5 yıl ağır hapsinize karar verildi. Duruşma bitmiştir. Ben yapmadım Gül. Yemin ederim ki ben yapmadım. İftira. Herkes suçlasa da suçsuz olduğumu sen bil yeter. Biliyorum Ali. Biliyorum.
sizi eve götüreyim. Ev mi kaldı? Evimiz evlilikten çıktı. Tutukladılar Ali'yi. Eve gelmeyecek artık. Olamaz. Onsuz cehennem gelir ev. Onu kurtarın. Temiz edin, bir şeyler yapın. Sinirlisiniz, bunu sonra konuşuruz. Şimdi konuşalım. Perişansınız. Yalnız kalmanızda yarar var. Önce kendinize gelin. Ben Ali'yi istiyorum. Onsuz yapamam. Ali'siz yokum, bir hiçim. Muhterem Rız düşmanı geldiler. Ne oluyor ulan? Muhteremi selamladık. Tanışalım da bize de tecavüze kalkmasın. Ne haber? İftiraydı hani. Ama hakimler yutmadı değil mi bu dolmaya? Ne oldu arkadaş? Gelini mi yuttun? Ağzı mühürlendi. Katır çiftesi gibi yumruğu yiyince mühürlenir elbet. Ama kilidin anahtarı bizde. Şöyle bir kureşe. Ulan! Damarlarına alkol doldu. Zehir dolsun isterse. Koy verme kendini. Ali hapiste senin kadar sıkıntıda değildir. Yorma çeneni lütfen. Hapiste nasıl sıkıntı da olmaz. Yok be abi. Yazar mı be? Benim adam şiddet doğrar. Adamı şiddetle doğrarım be. Başkara. Sizi misin be? Ben de beyin var. Yak değirmen. Bana da amma yakışır ha. Eğildim abi. Hop dedik abi. Gel lan buraya. Benden izinsiz haraç mı lan? Kusura bakma abi. Bu seferlik afsın. Ama benim bulunduğum koğuşta başka şahsiyet sökmez ulan. Duyduk duymadık demeyin. Arkadaş bundan sonra benim himayemde. Tamamdır abi. Sen de pısırıksın ama. Bir yumruğa pes ettin. Ne var korkacak? Korku değil. İstesem dağıtırdım çenesini. Boksa çalıştım eskiden. Aradan 7 sene geçti. O gündür bugündür içerideyim. Daha mahkemeye bile çıkıyor. Alışırsın. Burama bu sahne. Hilton Oteli değil. İlk gelişte biraz sersemler insan. Beni sersemleten haksızlık. Kimsenin inanmaması. Ben sana inanıyorum. Sahi mi? Sen bana inandığın için mi korudun beni? Hayır, ben Fatih'im icabı. Üstümde sana yarayacak bir şeyim yok. Romancısın ya. Benim karıya ağzımdan mektuplar yazarsın. Zevkli karıdır. Tantanalı lafa bayılır. Öyle şeyler yaz ki okuduğumu ciğerinin kökü yansın. Ateşli arabesk mektuplar. Evin içinde sıcaklıktın, neşeydin. Bir anlık zevk için değer miydi her şeyi yıkmaya? Sana kızmamak için zor tutuyorum kendimi. Seni bir başka kadınla düşündükçe...
Gel bana. Hey be. Her gece gel. Eline sağlık be romancı. Döktürmüşsün. Mektup değil şerbet olmuş. Zehra bunu okudu mu? Hiç yolu yok. Her gece rüyasındayım. Öyle laflar bulmuşsun ki bakire yardır. Zehir akmış kaleminden. O zehir. O zehir. Zehra'nın kalbine okulacak. Sevdanın oku. Eline sağlık romancı kardeşim. Sağ ol. Selam. Selam. Muhasebeci oldun çıktın. Keyfimden değil, mecburiyet. Aman nazar değmesin. Müşteri bol maşallah. Neye yarar? Uzatma hadi. Kocası hapiste olan tek kadın sen değilsin. Dua et ki işlerin açıldı. Teşekkür ederim Gül. Temiz işini avukatla konuştun mu? Araştırıyormuş. Yeni bir delil ya da şahit bulmadan temiz edersek sonuç aynı olur dedi. Öyleyse vazgeçin. İstersen sen de ziyarete falan gelme. Beni kırdığının farkında mısın? Farkında olduğum bu işin bittiği. Hangi işin Ali? Bizim işimizin. Seninle benim. Saçmalıyorsun. Sadece açık konuşuyorum. Doğruları işitmek şaşırtmasın seni Gül. Gözlerim başka bakıyor artık. Yabancı, uzak, soğuk. Aramıza giren soğukluk değil. Bir başka kadın. Durumu böyle yorumlasan daha iyi olur. Uzaklık dediğin de hapishanenin duvarları. Sanırım bunların sorumlusu da ben değilim. Tamam. Suçluyum, kötü adamım. İşkence eden, kadınları öldürmeye çalışan bir ırz düşmanı. Benden kurtulmanın tek yolu da ayrılmak. Gençsin. 5 yılını tutuklu bir adamı bekleyerek çürütemezsin. Şikayetim yok. Ben gemi batarken kaçan farelerden değilim. Beklerim. Her ziyaretinde suçumu yüzüme vurarak mı? Seni ben değil. Vicdanının sesi suçluyor. Vicdanım yok. İsteklerim, sevincim... Sevgilerim, hiçbir şey kalmadı. Yaşadığım tek duygu nefret. Nefret ettiğin ben miyim? Hayır. Kaderim. Kaderimiz. Nasıl, hapiste beni düşünüyor musun? Sana benden kork, intikamım kötü olacak demiştim. Sen cezaevinde geberirken ben karşında güleceğim. Kahkahalar atacağım. Romanın bitti mi? Evet. 3 yılda bitiremediğimi burada 2 ayda bitirdim. Romanın benim Zehra'ya yolladığım mektuplar gibi ise yırttın demektir. Kapış kapış okurlar. Hadi kardeş, mektup onlar. Ali, o günden beri hep konuşmalarımızı düşündüm. Ziyaretine 2 çift sıcak laf ederiz sevinciyle gelmiştim. Severek, yüreğim kanayarak, özlemle. Ama sevgi yerine düşmanlıkla karşılaştım. Gözlerindeki öfke korkunçtu. Hele dilin, zehirli yılandı. Nefret anıtı gibiydin. Asıl uzak, asıl buzlaşmış olan sendin. Ayrılalım derken... O an ölüm kararımı vermiştin sanki. Galiba tek samimi sözüm buydu. Ben de karar verdim. Madem istedin, ayrılalım. Ne o, mektubu beğenmedin mi yoksa?
Helal. Yumruğun da kalemin kadar kuvvetliymiş. Şimşek mübarek be. Kadevesi hariç. Kahve içersen hiçbir şeyin kalmayacak. Ne kadar basit değil mi? Bir kahveyle kocan hapisten çıkar. Ayrılık meselesi kalkar. Her şey gülgülistanlık olur. Konuyu saptırma lütfen. İşlerin iyi olması için ilk önce kendin iyi olacaksın. İçmekle, ağlamakla, sızlanmakla hiçbir şey halledemezsin. Ama sağlam kafayla düşünürsen her zaman bir çıkış yolu vardır. Teşekkür ederim Leyla. İyi arkadaşsın. Kara gün dostusun. Ama bütün bunlar tesellinin ötesine geçmez. Yalnız kaldığımda aynı kabuslar çökecek üstüme. Sen yoktan koca bir butik yarattın. Sıfırdan iş kadını oldun. Güçlü insansın Gül. Yeteneklisin. Dirençlisin. İnatçısın. Bu yanlarını düşün. Kendimle övünmek için mi? Yarınlara güvenle bakmak için. Her şeyin düzeleceğine, senin mucizeler yaratabileceğine inanıyorum Gül. Kara kara düşünmeyi. Dün akşamki iyiliğini unutmayacağım. Ben de sayende yaptım elbiseli duşu. Ama çok yararlı oldu bak. Ayrılık mektubunu kadınlık gururumun öfkesiyle yazmıştım. Ali'nin ters davranması, içime gömdüğüm kıskançlık, bunalım, hepsi bir araya gelince... Aldırma. Şimdi de af mektubunu yazarsın, olur biter. Af mektubu değil. Ali'nin affı için savaşacağım. Kahve içirirken söylediklerin hep kulağımda. Güçlüsün, inatçısın. Sıfırdan iş kurdun demen moral verdi. Ali'yi kurtarmak için gereken savaşı vereceğim. Çünkü suçsuz biliyorum. Bu halin sevindirdi beni Gül. Ne yapmayı düşünüyorsun Ali için? Avukat çağırmış. Önce ona gideceğim.
yeni deliller ve şahit aramak zorundayız. Sizi de bu konuda bana yardımcı olmanız için çağırdım. Ben ne yapabilirim ki? Güzelliğinizi kullanacaksınız. Kesinlikle güzelliğim söz konusu olamaz. Evli bir kadınım hala. Yanlış anlamayın lütfen. Jale'nin geçmişi hakkında araştırmalarım bitmedi. Bir isim aldım. Sami. Jale'nin yeğeniymiş. Alkolik ve kadın budalası bir çapkın. Onunla ilişki kurup... Fakat... Korkmayın. İleri gitmenize gerek yok. Biraz romantizm, biraz alkol ve biraz zeka. Ağzından çok şey alabilirsiniz. Nerede bulabilirim onu? Jale'nin kocanızı ayarttığı lokalde. Her akşamüstü oradaymış. Bu da fotoğrafı. Çantanız. Teşekkür ederim. Tanışmak için uygunsuz bir yer ama... sevindim. Zahmet oldu. Bir viski ısmarlasam? Tanışmamızı kutlamak için. Neden olmasın? Garson, bir viski. Bugün bir piyango bileti almalıyım. Şansa inanır mısınız? Bilmem. Ben inanmazdım ama şimdi inandım. En yalnız zamanımda birdenbire yere eğiliyorum... ve masanın altında bir çift göz. Dünyanın en güzel gözleri. Gözlerinizi görüyorum. Sizi. Ve şimdi karşı karşıyayız. Buna şans denmez mi? Viskiniz efendim, buyurun. Şerefe. Şerefe. Buyurun. Fotoğraf sanatçısıyım. 3 ödülüm, 1 Volkswagen arabam ve bol neşem var. Bekarım ve şu an hayatımın en büyük aşkının eşiğindeyim. İzninizle. Evime sizin gibi bir güneşin doğacağını bilsem toparlanırdım. Buyurun, bekar dağınıklığı. Ziyanı yok, şirin bir yer. Dünyanın en hoş kadını ayak basınca şirinleşti hemen. Evime renk getirdiniz. Evime renk vermenizi bir içkiyle kutlasak? Fena olmaz. Güzel. Şerefe. Şerefe. Size dokunmakla suç mu işledim? Sadece acele ettiniz. Çektiğiniz fotoğrafları görmek isterdim. Birbirimize alışabilmemiz için. Bu kadar mı? Sevgiliniz mi? Akraba, yeğen oluruz. Hoş bir kadın. Benden uzak ola, şizofrendir. 2 yıl akıl hastanesinde yattı. Tanıyacak gibi oldum ama nerede? Gazetelerdendir. Son zamanlarda mahkemelerde fotoğrafları çıktı. Biri tecavüz etmiş güya. Neden güya? Kendisi saldırır erkeklere de ondan. Erkek delisidir. Bu kim? Alfa Romeo'nun önündeki adam kim? Bizim Jale'nin kocası. Delirten adam daha doğrusu. Evlendi. Sonra çekip gitti. Jale de tımarhaneye. Çok mu seviyordu? Öldürecek kadar. Amerika'ya kaçmasaydı öldürürdü muhakkak. Neyse. Elin delisini konuşacağımıza kendimizden söz etsek. Acelemiz ne? Önce bir su rica etsem. Elbette. Thank you.
Suyunuz. Kalsın, ilacımı unutmuşum. Hemen gitmem gerek. Akşama gelirim. Gece konuşmak daha zevkli olmaz mı? Ya gelmezseniz? Gelmeyecek olsaydım işim neydi burada? Derhal gidin evimden. Yoksa polis çağırır. Lütfen bir dakika. Kavga etmeye değil, sizinle konuşmaya geldim. Kocamın suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Ne suçsuzluğu? Mahkemede açıklandı her şey. Bu mevzuda kapandı artık. Başkaları için belki ama benim için kapanmadı. İstediğiniz nedir benden? Biraz insaf. Size kızmıyorum. Kocamı suçlamakta belki haklıydınız. Bir bunalımdı. Size kötülük eden eşinizden alınan bir çeşit intikamdı. Neler sayıklıyorsunuz siz? Bakın. Resim her şeyi açıklamıyor mu? Korkunç bir benzeyiş. Sizi kandıran, kötülük eden adama benzemesi kocamın suçu mu? Nereden buldunuz onu? Hayır, sahte bu. Fotomontaj. Yeğeniniz verdi. 2 yıl akıl hastanesinde yattığınızı da biliyorum. Yerinizde olsam belki ben de yapardım aynı şeyi. Size düşman olarak gelmedim buraya. Yardım bekleyen, yuvası için yalvaran biri olarak geldim. Hayır, yalan yemin yüzünden hapse girmem. Avukatınızı ben tutarım. Sizinki kötülük değil, bunalımdı. Doğruyu söylerseniz dokunmazlar size. Ben sizi anlıyorum. Lütfen siz de beni anlayın. Peki. Affedin. Jale Hanım'ın 2 yıl akıl hastanesinde yatmasının dışında bu fotoğraflar da delil olabilir. Kocası Alfa Romeo arabası olan ve suçladığı adama çok benzeyen biri. Araştırmada tespit ettiğimiz önemli bir noktada Jale Hanım'ın ayrıldığı kocasına düşman oluşu. Sanığı hem kocasına benzeyişi hem benzer araba kullanışı yüzünden intikam hedefi olarak gördü. Kendi de itirafa hazır. Sizin bu konuda diyeceğiniz? Yok savcı bey. Onu görünce de kocam zannedip kendimi kaybettim. Şuursuzdum. İntikam alırsam rahatlarım sen. Ali, müjdeme ne verirsin? Mahkemeden boşanma davetiyesi mi? Haber mahkemeden ama başka. Serbestsin. Hadi hazırlan bakalım.